Bu videoda amacımız x'in doğal logaritmasının integralini hesaplamak yani ln x'in. Bu integrale nasıl yaklaşılması gerektiğini ilk bakışta kestiremeyebilirsiniz. Kısmi integral kullanmalısınız şeklinde bir ipucu versem bile kestirmeniz güç olabilir. Çünkü kısmi integral iki fonksiyonun çarpımı olarak ifade edilebilen fonksiyonların integralini alırken işe yarıyordu öyle değil mi? Oysa burada görünürde tek bir fonksiyon var o da ln Ama eğer ifadeyi şu şekilde yazarsak çözüm yolu biraz daha görünür hale gelebilir. İntegral ln çarpı 1 d x ifade artık iki fonksiyonun çarpımı şeklinde. Küçük bir hile değil mi? Bir x'in bir fonksiyonu aslında x'e bağlı bir fonksiyon değil. Çünkü değeri daima bir yani sabit fonksiyon. Yani fx eşittir bir şeklinde bir fonksiyon gayet de mümkün. Şimdi kısmi integrali nasıl kullanacağımız biraz daha açık hale gelmiş olmalı. Kısmi integral formülü bize diyor ki eğer elimizde bir fonksiyonun kendisi çarpı ikinci bir fonksiyonun türevi şeklinde bir integral varsa evet bir fonksiyonun kendisi çarpı ikinci bir fonksiyonun türevi şeklinde bir integral varsa ki bu çarpma kuralının tersine karşılık geliyor. Bunu birkaç kez gösterdik değil mi? Bu integral her iki fonksiyonun çarpımı yani f(x) çarpı g(x) eksi integral bu kez f(x) çarpı g üssü x değil f üssü x çarpı g x değil mi? Yani f üssü x çarpı g x de x. Şimdi. f x ne olacak, g üssü x ne olacak? f'i seçerken hem türevini alması kolay, hem de türevinin kendisi basit olan bir ifade seçmemiz lazım. g üstünü seçerken de integralini alması kolay bir şey seçmekte fayda var. Ln x, f x için iyi bir aday. çünkü türevi 1 bölü x yazayım. f x eşittir ln x. Evet o halde f üssü x 1 bölü x olur değil mi? Böylece g üssü x de kendiliğinden 1 oldu. g üssü x eşittir 1 o halde g x de x'e eşit olacak. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu eşittir fx çarpı gx. fx çarpı gx, x çarpı ln x olur. gx x'e eşit, fx ise ln x'e eşit. x'i ln x'in önüne yazıyorum ki karışıklık olmasın. Evet, x ln x eksi integral f üssü x yani 1 bölü x çarpı gx yani x dx. Bu neye eşit olur bakalım. İntegralin içinde 1 bölü x çarpı x var. O halde burası 1'e eşit olur öyle değil mi? İşlem çok güzel sadeleşiyor. Demek ki bu integral x ln x eksi 1 dx'in integrali. Yani 1'in integrali ki o da x'tir. O halde eksi X. Ama bu belirsiz integralin çözümlerinden sadece biri. Tüm çözümleri kapsamak için buraya bir tane de artı c eklememiz gerekiyor. İşte bu kadar x'in doğal logaritmasının integralini hesapladık bile. Bence siz de çarpma kuralını kullanarak bu ifadenin türevini alın ve sağlamasını yapın. Bu ifadenin türevinin gerçekten de ln x'e eşit olduğunu teyit edin. Keyifli.